Habertürk ekranında ben yine hayatınıza renk katmaya geldim. Çok güzel bir tarifim var. Bugün bol proteinli börek yapacağız. Börek deyince korkmayın, diyete de uygun, özellikle spor yapanlar için. İki tane de yine çok sevdiğim konuğum var. Sevgili Aslı bizimle. Aslı Elif Tanıvur Samancı. Efendim gıda yüksek mühendisi uzmanımız bugün. Ve de böyle hem eğlenceli, yarışmada bazen agresif. Biraz ama pek de maharetli Uğur kardeş bizimle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel ikinizi burada görmek. Seni de. Evet. Bugün bol yemek konuşacağız. Sonunda. Sağlık birazcık konuşacağız. Tarif konuşacağız. Sonra Uğur, ben çok merak ediyorum. Sen tabii çok gençsin. Evet. Çok, yani yarı yaşımızdasın diye Aslı ile benim konuştuk. Gençleri seviyoruz ama... Yok, taş gelmeyecek. Aslı'nın sırlarını öğrenmek ister misin? Bir 23 yıl daha yaşadığında Aslı nasıl böyle genç kalıyor? Evet. Ha? İster misin? Aslı Hanım, nasıl bu kadar genç oluyorsunuz? Öncelikle tabii ki iyi bir aile çok önemli. Genetik çok önemli. Nasıl genetik. Senin annen baba kilolu mu, normal? Yok, benim annem babam iyidir ya. Çok seviyorum kendilerini. Şimdi ben bana kötü dersem izleyecekler. O yüzden anne baba çok iyisin. Kendilerine iyi bakıyorlar mı? Çok şükür. İsimleri ne? Ekrem, Rukiye. Ekrem abi, Rukiye abla. Abla diyorum, hatta belki isminizle hitap etmem bile uygun düşebilir. Yaştan girdik buradan. Yok, nasıl çıkacağımı bilmemekle beraber sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Aslıcığım, genetik önemli konu gerçekten. Ama tabii tek başına yeterli değil. Genç kalmak istiyorsak doğru besleneceğiz. Evet. Sağlıklı bir hayat süreceğiz. Ve az hareket. Stresli, bol hareketli. Ve tabii ki bakımımızı ihmal etmeyeceğiz. Kendimize iyi bakmak önemli. Evet. Bir de doğallık çok önemli. Sen mesela şimdi ne bileyim saçlar falan deyip bakın, sarı saçlar takıldı bana ama. Evet. Sen bu, yani doğanda mı vardı yemek pişirmek, hayalim ya, dede mesleği zaten. Yani hani ben daha önceden başka bir iş yapacak olsam ya müzisyen olurdum ya aşçı oldum. Çünkü hani akademik kariyeri o kadar ileride olan bir adam değilim ben. 2 yıllık üniversite bitirdim. Ne ama güzel, şeyde yani hani ben doktor olmak istemezdim. Şimdi doktorlar hani yanlış anlamasınlar dedim ama. Ama hayalim değildi ben, zaten. Ya evet, yani ben aşçı olmak istiyordum. Dede mesleği buydu. Dedemle beraber ben 11 yaşında şeyde devlet hastanesinde pirinç pilavı yapıyordum. Hasan yani. Hasan Osman'da mıydı dede? Evet. Ay, ona da çok hayatta mı bilmiyorum. Yok değil, vefat etti. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ben yıllarca hastane mutfağında yöneticilik yaptığım için tabii diyetisyenler biz hastane mutfağını da yönetiyoruz. Onların o gerçekten bizim verdiğimiz diyetetik tariflere yani şifa dağıtıyorlar insanlara. Yani. Tabii. Dolayısıyla dedene de buradan. Sadece dedemin bir yanlışı oldu bana. Hani dedem tuz ve baharat fazla kullanamadığı için ben normal endüstriyel mutfağa girdiğimde ilk beni personel yemekhanesine vermişler. Ben şimdi pirinçten pilav yapıyorum. Kimse geliyor, herkes benim suratıma hasta bakıyor. Hasta pilavı mı diyor? Ya bu diyor, ne tuzu var ne karabiberi. O bir tek tatsız benim tuzsuz bir pilav oluyordu. Evet, çünkü... O hastane pilavı yapmış. Müzik? Müzik? Daha önceden zaten bu ilgim vardı benim. İşte 4 tane enstrüman çalıyorum kendi çapımda. Bilmeyenler duysunlar. Gitar, klarnet, yan flüt, bateri. Buradan da böyle. Bravo, müzisyen. Muhteşem marifet. Gençlerin 10 parmağında 10 marifet. 10 marifet valla. Sporla ilgileniyor musun? Yelken yapıyordum ama şu an yapmıyorum. Daha bu kadar yaşa neler sığdırmışsın. Spor sordum. Valla ne güzel. Yani kendini beslemek farklı alanlarda bence yaptığın profesyonel işe çok yansıyor. Ben bugün sporculara uygun bir tarif vereceğim de o yüzden sporla ilgili misin diye sordum. Bu göbekle şu an değilim. şu an değil. Göbek mi geldi? Göbek var ya. Göbek var. Neyi bırakman lazım? Yemeği. Hangi yemeği? Ama hangi yemeği? Mesela ya ben ekmek çok seviyorum ya. Bak ya, o ekmeği kim icat etmişse dünyanın en güzel şeyi ya. Nasıl ekmek yemek lazım? Böyle beyaz ekmek, böyle yumurta, bana ne olursa olsun hiç fark etmez. Bak 6 tane yumurta var ne burada. Güzel. Ama buna ekmek banmayacağız Uğur. Buna güzel lor peyniri koyacağız bolca. 6 tane yumurta var zaten böreğin içinde. O yüzden bol proteinli börek. Mantar koyacağım, bitkisel protein. Yine onun da oranı yüksek. Hem de düşük kalorili. Böylece hem diyet yapıp formuna dikkat edenler hem de spor yapanlar için iyi bir tarif olacak. Lor peyniri yine yağ içermeyen bir protein ve kalsiyum kaynağı olacak. Çok az yağ koyacağız. Bol maydanoz koyacağız. Ve sadece tek bir yufkamız var. Tek bir yufkayla bu böreği yapacağız. Gayet ne diyorsun Uğur'cum?
Elinize sağlık diyorum. Şimdi de eline sağlık de. Diyor Aslı'cığım. Şöyle yapacağız. Şu 6 tane yumurtayı ilk önce çok güzel çırpmamız gerekiyor. Bu yumurta işinde her şeyi öğrendim de tek elle yumurta kırmayı beceremiyorum. Neden? Çok kolay. Gelsene belki o gün bugündür. Geleyim mi arkaya? Hadi gel. Belki o gün bugündür. Uğur kardeş bana tek elle. Ben de çok güzel tadına bakarım. Sen tek elle yumurta kırabiliyor musun? Yok. Dürüst olmuş. Çok kolay. Tamam. İlk önce bence siz deneyin, sonra biz notlarım var burada. Ben çok güzel tadına bakarım. Şimdi nereye kıralım? Şuradan bir kase alalım hemencik. Şunu alalım mesela. Ben evet. Mutfağını çok beğendim bu arada. Mutfağı beğendin mi? Ben gerçekten çok beğendim. Sen kıramıyor musun? Tek elimle kıramıyorum. Denesene bir ne olur. Ama tekniğini bilmiyorum tamam, yani. Bak, vurdun ya. Şimdi ama şöyle bir fark var ya. Avuç da önemli. Bakayım senin avucuna. Bak gördün benim avucumun iki katı avucun var yani. Hareket kabiliyeti var senin. Şuradan şu ikisini yani. Açacaksın çok şöyle. Şey. Hadi Allah utandırmasın. Vallahi vay be. Yaptım. Tek seferde. O tamam. Gün bugünmüş. O gün bugün. Uğur kardeşi bekliyormuş. Al kardeşim. Tabii. Ay çok iğrenç bir espri oldu. Çok da gaza gelmemek lazım. İçine kabukları düşüyor. Sanki bir iki tane kabuk. İki. Değil mi? Atıyorum. Alacağım onları. Yok Uğur olmuyor. Bence de ya. Uğur, iki olmuyor. Elle kırsan daha garanti olacak. Biz bildiğimiz işi yapalım. Biz iki elle yapın bence. Iki. Sen şunları bir kır ben bir elimi ağzımı yüzümü toplayayım bir dur. Oo, ben de bugün nazar değdi size. Burayı hemen kayıttan siliyoruz. Teşekkür ederim. Ay biz de her şey gerçek. Biz de her şey gerçek. Şuradan çatal yardımıyla alıyoruz. Uğur'cum sen bunu bir güzel köpürtürsün bence. Köpürtürüm de ben bence bunun içinden köpürtürüm. Kabuk da bulurum. Bulur musun? %100. Tamam. Ay ne güzel biz. Bence her bölüme böyle genç bir şef alalım. Hep ben çalışıyorum tek başıma Aslı'cım olmuyor. Bana. Yardım edeyim canım sana. Sana ne yaptırabilirim? Sana şu anda bir şey yaptıramıyorum. Siz de bize şarkı söyleyebilirsiniz mesela. Keşke öyle bir yeteneğim keyfini olsa. Keyfini çıkar. Yumurtamız tamam mı? Tamam güzel oldu. Tamam mı? Evet o zaman başka bir de mantarları şöyle doğramanızı tamam, rica bıçağımız. Edeceğim. Bıçağımız burada. Al, beğendin mi bıçağımı? Bıçağın güzel. Güzel tamam hadi aynen. Bakalım. Nasıl istiyorsun? Şöyle yarım yarım. Böyle. Ben de böyle. Evet. Daha ince doğrayayım mı? İşte olay bu. Daha ince doğra. Güzel mi? Çok güzel. Bir de sen doğra. Bir de ben doğrayayım. Reklam arasından sonra hemen geliyoruz. Ama tekniğin yanlış. Oluyor ama Uğur lütfen. Oluyor da tekniğin yanlış. Elini kesersin. İşte şöyle yapıyoruz. Böyle değil mi? Şuraya yaslıyorsun. Hata buradan mı? Bak. Tutuyorsun ya. Bunu buradan tuttuğunda böyle. Sen evet. Böyle tutuyorsun. Ha şu uçlarıyla mı tutacağız? Tırnaklarını da bastırabilirsin buraya. Ver bakayım. Al. Yıllardır yemek yapıyorum ya. Yine yanlış. Bu mu? Evet. O zaman ama tırnağımı keseceğim gibi geliyor. En iyisi ben gideyim mutfağa. Şu an çok telaşlandım. Anam babam usulü yapayım tamam. Ben bunu. Efendim herkes bildiği işi yapacak. Ben şef değilim naçizane. Kendi beslenme ve sağlık bilgilerimle burada size güzel tarifler yaratmaya çalışıyorum. Evimin mutfağı gibi. Ama tabii ki mutfağa bir şef gelince heyecanlı böyle başarılı bir şef gelince de ben de biraz heyecanlanıyorum. O yüzden Uğur'cum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama bundan sonra yumurtayı tek İş elimle. İş hayatımızda başlayalım devam edelim. Şimdi ben sana bir tane diyet sorusu sorurum görürsün Uğur. Tamam. Da batabilir miyim? Senin şu göbeği halledeceğiz bir kere. Evet. Programdan sonra onunla, çok istediğim şey. Onunla ayrıca ilgileneceğiz. Aslı'cığım şimdi seni bulmuşken bizim ülkemizdeki arıcılık sektörüyle ilgili birazcık bilgi almak istiyorum. Çünkü çevreyle ilgili hepimizin endişesi var. İşte kaynaklarımızı iyi kullanmıyoruz. Yeraltı kaynaklarını ya da doğadaki işte çevreyi. Arılar buna nasıl etkileniyor? Şimdi arılar biliyorsun dünya için çok önemli. Hı hı. Bilmiyorum farkında mıyız ama sen market raflarındaki evet.
gıdaların %60'ı, özellikle meyve, sebze ve tahılların %60'ı arılar sayesinde üretiliyor. Nasıl oluyor bu? Bir açıklasana. Çünkü arılar biliyorsun bitkiden bitkiye gezerken bitkilerin polenlerini yani tohumlarını da taşıyorlar vücutlarında. Hı-hı. Böylece tozlaşma yani bitkisel çoğalma mümkün oluyor. Mesela bir tarlaya arı kovanı koyarsanız oradaki verim 10 kata kadar artıyor. Mesela Amerika'da arıcıların Hı-hı. para kazanma yöntemidir bu. Allah Allah, bunu evet, orada arı ürünü üretmezler, arı ürünü de satmazlar. Arı kovanlarını kiralarlar tarla sahiplerine. O zaman onların bal yapmak gibi bir bal satmak öyle bir gibi derdi yok mu? Onların mı Amerika bizden alıyor ya da işte dünyanın bütün dünyanın her yerinden arı alıyor. Ürünü satın alırlar. Hı-hı. Kendilerinde 2 milyon kadar arı kovanı vardır Amerika'da ve bunlar tozlaşma için kullanılır. Hmm. Çünkü arıların tozlaşmayla ekonomiye katkısı ürettikleri ürünlerin mali değerinden çok daha yüksek. Hmm. Aynı zamanda tabii ki bu tozlaşma demek yeşilin çoğalması, artması, korunması ve tabii ki gıda üretimi demek. Dolayısıyla eğer arılar olmazsa, arılar yok olursa market raflarında gördüğümüz gıdaların %60'ı yok olacak. O zaman Einstein'ın meşhur bir lafı var, hani en son arı öldükten sonra 4 yıl devam ediyor dünya, gezegen yaşamaya. Bu şekilde sen bize sebebini açıklamış oldun. Evet. Tamamen tozlaşma yüzünden. Peki biz ülke olarak bal ve arı ürünlerinde dünyada iyi durumda mıyız? Biz dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesiyiz. İkinci. 7 milyon arı kovanımız var. Ya çok iyi bir rakam değil mi? Tabii. Dünya ikincisi. Çok önemli bir rakam. Çok önemli. 7 milyon arı kovanı gerçekten çok önemli bir kovan sayımız var. Hı hı. Bitki zenginliği açısından da Anadolu toprakları dünyanın en zengin bölgesi. Şöyle söyleyeyim, bütün Avrupa'daki endemik bitki türlerinin, endemik bitki türü biliyorsunuz sadece o bölgede yetişen, dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen bitki demek. Hı hı. Bu bütün Anadolu'muz bütün, için mi geçerli? Bütün Anadolu için geçerli. Ya bütün ülkemiz için geçerli tabii, bütün diyelim. Ülkemiz için. Kars'ından efendim Ardahan'ına, Edirne'ye, Karadeniz'e, aynen. Akdeniz'e. Aynen, çok zengin bir flora var. Neden? Dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği ve kıtalar arası geçişin olduğu bir coğrafyadayız. Ve biliyorsun bu iklimsel açıdan da çok uygun bitki üretimine. Evet. Dolayısıyla bütün Avrupa'daki endemik bitkilerin sadece üçte biri Anadolu coğrafyasında. Ya bazı bal isimleri var, yurt dışından gelen ballar, insanlar onlara çok paralar ödüyorlar. O zaman bizim balımız dünya ikincisi ise üretimde ve de hani bu endemik bitki örtüsü açısından biz kendi yerel ürünümüze daha fazla sahip çıkmalıyız. Ya bizim arı ürünlerimizin, balın, polenin, propolisin, arı sütünün besinsel değeri, kalitesi, özellikleri dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Çok özür diliyorum, sözünü balla kesiyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra içine tuzu ekledim. Mantarlarımızı güzel güzel, yarısını Uğur'un elleri değmişti, yarısını ben yapmıştım. Güzel karıştırdık. Sonrasında lor peynirimi koyuyorum. Böylelikle... Bunlar çok güzel omlet de olur ya. Omlet de olur, doğru gerçekten söylüyorsun. Gerçekten güzel oldu yalnız. Evet. Ve şey de yapabilirsin, hani mesela hani diyet tarifi vesaire bir şey diyoruz ya biz. Hani bunu hani ben var usulü, hani yani altına su koyup yine evet. Cam bir şeyde de pişirebilirler. Gayet sıfır yani. Böyle direkt daha bir poruç buhar gibi filan olur değil mi? Evet, buharlı pişirici vesaire. Aslında yulaf da koyabiliriz içine. Gayet yüksek evet, protein. Evet, yüksek protein. Yufkayı da şöyle yapacağım. Hatta hep börek yaparsın da bir iki yufka böyle yazık olur ya. Evet. Parçalanır, dökülür. Evde kalan parçalanmış yufkalarınız varsa onlarla yapmak daha kolay. Çünkü ben zaten direkt yufkayı gördüğünüz gibi parçalıyorum. Sonra hepsini yağlayacağım birazcık. Cam kasemi ona dökeceğim. Maydanozları da yine ufak ufak doğrayacağım. Bu arada istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Kuru nane olur, pul biber olur, ne dersin? Muskat olur. Muskat olur mu buna güzel? Olur. Ha, muskat olur, tamam, şimdi oradan alır koyarım ben. Hepsini güzel fırınımızı ısıttık. Ya Uğur, sana şey soracağım. Bazı şeyleri sıcak fırına koyuyoruz. Bazı şeyleri yiyeceğe koyduktan sonra fırına açıyoruz. Bunun bir o ipucu senin, kolay yolu var mıdır? Yani neye göredir? Pastane mutfaklarında ne örnek mutfak? Pastane. Pastane. Hı-hı. Yani mesela bir poğaça yapacaksın, bir börek yapacaksın, evet. Yufkayı kullandığın bir şey yapacaksın. Kabarmasını bir an önce istediğin evet. Şeylerde direkt sıcak fırına koyarsın. Ha, biz şu anda sıcak fırına koyduk, kabarması aynen. için doğru bir şey ama değiliz. Şeyde örnek veriyorum, çok fazla kabarmasın. Hı-hı. Hani direkt az olsun, yavaş yavaş ısıya koyduğundan o da çok fazla kabarmaz. O mesela o. Daha evet. Ne için? İnce kurabiyeler, ince kekler için olabilir. Tamam, anladım. Peki Uğur, sen işte diyorsun ki bu benim zaten yapacağım meslekti. Yani. Kaç yaşında başladın bu durumda 11. dedeyle? 11. O zaman hem okudun hem çalıştın. Evet.
okuduk. Peki bütün mutfağımıza mı kendini yakın hissediyorsun? Biz az önce işte arı dedik, kendi ülkemiz dedik. Bir şey var. Kendi geleneksel yemeklerimize bakışın nasıl? Nasıl bir tarihin yani var? Yani bir aşçı, yani ben bir şef değilim, ben bir aşçıyım. Ben ne zaman bir şef olurum? 60 yaşında gerçekten. O zaman kendime şefliği yakıştırırım. Şu anda işte Türkiye'nin tanıdığı bir aşçıyım ben. Evet, herkes seni ekranlardan tanıdı. Yani. Çok da seviliyorsun ama. Çok şükür. Evet, ben görüyorum senin videolarını, YouTube videolarında, sokakta falan böyle seni görenler hemen selfie için yanına koşuyorlar. Aslı biz de bir selfie çektirelim. Evet ya. Şeyde... Çok pardon sözünü ya, kestim. Ne diyorduk ya? Şey diyordun sen, şu anda ben diyordun aşçıyım, 60 yaşıma geldiğimde. Ben çok unuttum diyordum. Geleneksel yemeklere bakış açını sordum. Bu mesela bu benim her zaman şeyimdir, yani öngörüşümdür. Mutfakta eğer örneğin İtalyan bir şef olur, İtalyan bir aşçı olur veya Fransız bir aşçı olur. Fransız bir aşçı kendi Fransız mutfağını bilmeden herhangi bir şekilde o ülkede iş yapamaz. Sen eğer, şimdi ben size örnek veriyorum, bir servis vereceğim, bir yemek vereceğim. Ben eğer o Türk mutfağını bilmiyorsam, o Türk yemeklerinin tadını bilmiyorsam, hani size verdiğim yemeğin, çünkü siz annenizden ilk doğduğunuzda yediğiniz yemek anneydi. O da ne? Türk. O kullandığı baharatları nasıl kullandığını bilmiyorsam, yani büyük bir eksik. O yüzden yani hani Türk bir aşçının Türk mutfağına bence bakışı her zaman önemli. Ben de Türk mutfağını çok seven bir adamım. Yani gerçekten böyle hani kuru fasulye, yanına bir tane soğan. Ama her sonra diğer ülke mutfaklarıyla bunlar zaten eklenebilir diyorsun. Ama ben en çok sevdiğim mutfağı sorarsanız bana steak ve İtalyan yani. Ha, öyle mi? Evet. Valla erkeklerin içinde steak dedi. İtalyan et, et. Yok, İtalyan da çok hamur işi değil ki aslında. Yani ha, evet biraz... hamur işi ama ben keyif alıyorum ya o makarnayı açmaktan. Ben çok seviyorum. Makarnayı açıyor Aslı. Hazır makarna şaka yapmıyor. Gibi, evet. Bir de benim böyle seni bir iki şef yaşadım. İnşallah. Arkadaşım var. Şey gibi bahsediyorlar. Makarna açmayı o kadar kolay buluyorlar ki annem aracı veririz hemen yaparız diyorlar. Ya annelerimiz o kadar mantı açıyor ya. Değil mi? Yani. Evet. Çok da gözünüzde büyütmüyorsunuz. Evet efendim. Koyduk üzerine maydanozları da. Şimdi baharatlar. Baharatta mevcut baharatlarımızdan koyalım bakalım. Kuru nane koyuyoruz. Neden kaşıkla? Daha hijyenik olsun diye ama sen de el lezzetine şey yapanlardan mısın? Seni mi kıracağım ya? Haydi be, el lezzetim de bulaşsın. Uğur kardeş öyle dedi. Aslı sen de tamam mısın? Yani bir gıda mühendisi olarak. Ya ciddi soruyorum ya. Kadınlar neden? Gerçek soruyorum. Yaktın yani. Beni. Hayır, restoranlarda baharatları şeyle atamazsın ki kaşıkla. Onunla uğraşamazsın. Ya ellerini çok iyi yıkadıysan. Restoran yiyorsun. Günde 300 kişiye yemek tanıtıyorsun. Şefler sürekli tabii o hijyenin içindeler. Efendim ben hemencecik artık böreği fırına götüreyim. Yoksa bir gıda mühendisi ve bir aşçı, bir şef benim mutfağımda... Stüdyoda gerginlik. Neler oluyordu? Neler oluyordu? Fırına verdiğimiz börek piştikten sonra 8 dilime bölünecekti. Evet. Her bir dilim yaklaşık 120 kalori olup %25 protein içerecekti. Bir böreği bu kadar içtenlikle anlatıp kimseyi görmedim. Ve de bilimsel. Kaç senedir bu işi yapıyorum. Ve de şiirsel. 8 dilime bölünecekti. Efendim böreğimiz pişti. Ben biraz buraları toplayayım, reklamdan sonra buluşalım. Tekrar merhaba hepinize. Bugünkü konuklarım Aslı Elif Tanur Samancı Yüksek Gıda Mühendisi ve sevgili Uğur Kardaş. Fırına böreğimizi attık. Böreği kaç dilime bölecektik Uğur? 8 dilime böleceğiz. Evet. Her biri 125 kalori. 120. 120 mi? Evet. Yüzde kaç protein? %25. Evet, böyle bilimsel bir sohbet ve tarif programımız var bizim. Bakalım bir diyetisyenle, bir beslenme uzmanıyla sohbet sadece karbonhidrat ve protein ve kaloriden ibaret değil. Evet. Birazcık daha sizi zorlamak istiyorum mesela. Mesela bu sabah kahvaltısında ne yedin Uğur? Ciddi misiniz? Gayet ciddiyim. 3 tane lahmacun. Gerçekten. Yemin ederim. Ama ben bugün ev taşıdım. Gel ciddi olayım. Tamam. Kaçta ettin kahvaltıyı? Kaçta ettim? Ya ben dün de lahmacun istiyordum da. Gerçekten 3 tane lahmacun yedim ben. Başka sorum yok. Neyse yani bilseydin şimdi bir zeytinyağlı fasulye falan yapardım. Her sabah lahmacunsuz asla uyanamam. Ya git. Şaka değil mi? Yemin ederim ya bugün lahmacun yedim. Bak, bugün lahmacun. Genelde kahvaltı. Genelde kahvaltıda. Ne zaman normal insanlar gibi cevap veriyor.
Genelde kahvaltıda şey yiyorum ya, menemen vesaire çok hoşuma gidiyor. Çünkü tamam. Ekmeğe bağımlı bir adam olduğum için. Evet, söyledi ya demin ekmek bağımlı diye. He. Canım gıda mühendisi Aslı, yüzümü güldürecek bir cevap verir misin? Sen kahvaltıda poşe yumurta. Ne yedin bugün? Ya genellikle mutlaka bir haşlanmış yumurta tüketiyorum. Hı-hı. Yanı sıra da yoğurdun içerisine haşlanmış yulaf. Hiç her şaşırmadık, sabah. Hiç şaşırmadık. Ben de canım yani her sabah bir shot espresso. Çok severim. Ya sana öğreteceğiz, sana vereceğiz, eksiklerin var. Sen mutfakta bağ kullanıyor musun? Bağlı tarifleri bal, nasıl? Bal tarifler olsun? Var ama bir de şimdi sizi yanımda bulmuşken ben şeyi sormak istiyorum size. Balı pişirirsek kimyası bozulur mu? Bu konuda tabii, çok kafa karışık. Yani bal kesinlikle ısıtılmamalı. En fazla ısıtabileceğimiz sıcaklık 45 derece. Yani balı fırına soktuğumuz zaman artık bal değil ama hani siz şeker kullanmayayım, rafine şeker yerine evet. Tat veren başka bir şey kullanayım diyorsanız ama bal olduğunu artık unutacaksınız. Bal şeker olmaktan niyetine. Çıkacak şeker niyetine. Hani o şekilde kullanabilirsiniz. Kalori farkı oluyor mu peki? Piştiğinde şu kadar. Tabii tabii yani var. balın besin değeri, kalorisi rafine şekerden çok farklı ve vücutta glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme hızı da çok farklı. O yüzden hani aslında balı bal olarak tükettiğimizde vücuda birçok sağlık faydası yani da var. Sadece kalori vermiyor aslında. Yani. Hani şeker yediğinde sadece kalori veriyor ama balla birlikte başka sağlık faydaları da alıyorsun. Peki senin soruna paralel madem ben de şunu söyleyeceğim. Sıcakla daha doğrusu pişirmeyle istemiyoruz balı bir arada. Ama sıcak çayımıza ya da sıcak sütümüze bal koyduğumuzda o sıcaklığın bir zararı var mı? Dikkat edeceğimiz husus şu. Ilık veya soğukken yani 45 derecedir balın bozulmaya başladığı sıcaklık. 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda balın enzimleri azalmaya başlar. Hı-hı. İçindeki vitaminleri azalmaya başlar. Antioksidanları da yani balın yararlı bileşenleri giderek azalmaya, yapısını değiştirmeye başlar. O yüzden 45 derece ılık dediğimiz bir sıcaklık. İçilebilir, yani, ılık. Yani. Biliyorsun hı hı. Suyu kaynattığımızda kaynar su 100 derecedir. Zaten öyle içemediğimiz. Zaten göre. İçmeyelim. İçemeyelim. Çünkü gırtlak kanserinin ana nedeni aşırı sıcak içilen çay ve kahvedir biliyorsunuz. Evet etkili. Evet. Ben bir fırınıma bakayım. Aslı sen devam et oradan. Biz devam ediyoruz. Evet. Bu kardeşler hayata renk kat. Dolayısıyla bütün içeceklerimizi zaten ılık veya soğuk tüketmeyi tercih etmemiz lazım. Ilıkken ya da soğukken tabii ki balık atabiliriz. Balı en sevdiğiniz şey ne? Balla beraber yemeyi sevdiğiniz şey. Valla ben balı yoğurtla çok seviyorum. Ya da... Aramızdaki fark işte ben de balı kaymakla çok seviyorum. Balı kaymakla herkes sever. Hayatımızdaki olması gereken şeker aslında... Meyvelerdeki bal ve kaymaktan ibaret. Bir de meyveler. Var ya, yani doğadaki şeker. Burada iki dakika yalnız bıraktım Uğur'u konuğumla. Ama hemen başlamış. Bal, kaymak ve taptaze bir beyaz ekmek. Sen bak benim güzel böreğime bak. Nasıl? Çok güzel. Şahane görünüyor. Görünmüyor mu? Şahane görünüyor gerçekten. Dilimlemek için tabii biraz soğumasını bekleyeceğim. Ama çok güzel kabarmış. Üstünde maydanozlar evet birazcık da bir renk kaybetmiş. Siz maydanozları daha canlı seviyorsanız böyle fırının ağzını kapatıp aynen çıktıktan sonra da koyabilirsiniz. Ne yapacağız? Birazdan 8'e böleceğiz dedik ama hani 4'e bölüp 240 kalori de. Şey soracağım ya. Akşam yemeği niyetine. Bu diyetisyenlerin ya bu işi yapanların veya gıda mühendislerinin sevmediği yemek var mı? Çok ciddi soruyorum bunu. Bak gerçekten çok ciddi yemek soruyorum. Yemek olarak. Yani. Sevmediği yemek. Mesela ben dereotundan çok hoşlanmam kendilerinden. Neden? Çok hani faydalı. Dilara evde ne yiyor ne içiyor diye sorarsan benim hiç yemediğim bir şey var mı? Kereviz hayır olabilir. Yok. Her şeyi çok seviyorum. Ama bir diyetisyen olmama rağmen mesela çok hiç vazgeçemediğim mesela dondurmayı çok seviyorum. Evet. Öyle şeyler soruyorsan eğer ya da patatesi çok seviyorum. Lahmacunu çok seviyorum. Valla ben de lahmacunu kahvaltıda yemiyorum. O zaman bir sizi kahvaltıya bekliyorum lahmacunu. Kahvaltıda yemiyorum. Ne yapıyorum lahmacunu? İncecik hamurdan yapılmış bol maydanoz limonla onu güzel dürüm yapıyorum bir çukurovalı olarak. Ve tek bir lahmacunla doyuyorum. Zaten yeter aslında. Evet. Yani... evet bence de yeter. Ben niye 3 tane yedim ki? Gençlik böyle bir şey. Yakıyorsun demek ki. Annem de yeni bir şey çıkarmış. Yok efendim suyun içine tarçın atalım. 40 senedir suyun içine tarçın atmamış. Bu yaştan sonra atsan ne olur ya? Valla çok faydası olur. Biz annem onu... bence doğru söylüyor. Şöyle diyoruz. İnsanlar bazı yiyeceklerden mucizevi etkiler bekliyorlar. Evet. Keşke öyle bir şey olsa suyun içine limon sıksak, tarçın koysak, kilolar gitse öyle değil. Ama bazı çalışmalar var. Tarçın koyduğumuzda tokluk hissini uzatıyor. O kısmı doğru. Ama tarçını şöyle güzel bir efendim fırın süttacının üstüne istediğin kadar bol tarçın koy.
koy. Yine de kan şekerini tabii ki yükseltecek. Peki sana soru. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun? Evet. Ay çok kötüydü ya. Kötü neydi? Gerçekten. Şimdi ilk dedemin yanında ben işe başlamadan önce yazlıkta benim bir Almanya'dan gelen bir arkadaşım var. Dedi ki bu akşam pilav yapalım anneme, babama, senin annene, babana. Tamam yapalım. Şimdi, insan pilavı seçer mi en zor şey? Kolay geliyor, karıştırıyorsun, suyu ekliyorsun sanıyorum ben. Şimdi gittik bizim markete, bakkala. O zaman tabii mahalle bakkalları vardı. Dedi ki Yılmaz amca bana şey lazım. Pirinç. Pirinç lazım. Tamam oğlum, al oğlum, hepsi orada dedi. Biz de 8 kilo pirinci aldık. Annemin de bir tane aşure tenceresi vardı. Koyduk, ne kavurduk ne pişirdik. Koyduk, suyu koyduk, ağzını kapattık. Ben annemden öyle görmüşüm o zaman. Hani o kavurduğu işlemleri falan hatırlamıyorum. Annem onu bütün siteye Mevlüt pilavı diye verdi. Lapa lapa. Çok kötüydü. Odur yani en kötü yemeğim. Ama merak ediyorum şu anki pilavını. Güzel yaparım. Bir daha fırsatımız olur, konuk alırsak seni pilav yaptıracağım sana Uğur. Tamam. Bir İran pilavı yapalım. Bir İran pilavı yap. Aslı sen evde güzel yemek yapar mısın? Girer misin mutfağa? Vallahi ara sıra ama çok vakit bulamıyorum koşturmaktan. Ama girdiğim zaman da eşim çok güzel yemek yapar bu arada. Şanslısın. Evet şanslıyım. Zaten bir şey söyleyeceğim. Erkekler bence daha başarılılar mutfakta kadınlara göre. Öyle mi diyorsun? Elba, öyle diyorum. Dilara Hanım neler duyuyoruz? Peki sen gıda mühendisi olarak ve bir anne olarak mutfakta nelere dikkat ediyorsun? Ya tabii ki beslenmemizin %10'undan fazlası rafine şekerden ve rafine undan gelmemeli. Hani buna dikkat ediyorum gün içerisinde çocuklara ne tüketsinler, biz ne tüketelim derken. Çünkü dediğin gibi yani sonuçta insanız. Bizim de canımız lahmacun istiyor. Bir fırın sütlaç arada yemek istiyoruz. Kahvaltıda yemiyoruz. Evet işte oran çok önemli, denge çok önemli. Her şeyi dengeli tüketmek çok önemli. Yoksa fazla kaloriler vücudumuzda yağ olarak birikip depolanıyor. Bize mutsuzluk olarak dönüyor. Evet, evet. Uğur sen nerelisin? Çanakkale. Çanakkale'de ne zamana kadar yaşadın? Yarışmaya kadar orada mıydın? Böyle diyeyim. Bursa İnegöl'de doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Liseyi Çanakkale'de bitirdim. Üniversite Antalya, iş hayatı İstanbul. Tamam. Babam Çanakkale'li. Ben İnegöl'de doğdum. İnegöl'de büyüdüm. Sonra Çanakkale'ye yerleştim. Her yerdeyim ya ben. Ya güzel. Ben de çünkü anlattığında tek bir yer sayamıyorum. Dedem Antakyalı diyorum, babam Adanalı, annem Tarsuslu, ben Mersin'de doğdum büyüdüm biliyorsunuz, Çukurova kızıyım diyorum. Böylelikle kimseyi gücendirmemiş oluyorum. Sen de bütün hepsini sırayla sayıyorsun. Evet. Peki yarışmadan sonra ne değişti? En çok hayatımda. Böyle, evet hayatında. Yarışmadan sonra sosyal medya tarafına birazcık daha yüklenmeye başladım. Aynı zamanda zaten işimi yapıyorum. Sosyal medyadan keyif almaya başladım. Eskiden o kadar çok hani sosyal medyaya girip vakit geçiren bir adam değilim. Ama şimdi iletişim arttığı için değil mi? Seni de merak ediyorlar. Ben de onları merak ediyorum aslında hani. Beni takip eden insanlar böyle hani günde bana mesaj atıyorlar, mail geliyor. Abi diyor şu kadar borcum var, öder misin? Eyvallah. Ben de diyorum tabii ki seve seve. Ama bak yemin ediyorum böyle bir şey dedim. Şimdi yağacak sana. Nereden yağacak yani? Güzel aslında hani yarışmadan sonra aslında çok alışık olmadığım bir döneme girdim ben. Çünkü ben bu yaşıma kadar hani kameraların karşısında bu kadar durmuyordum. Böyle ortama girmek hep benim hayalimdi, çok şükür oldu. Ne güzel hani, inşallah çok daha iyileri inşallah olsun. Hayallerinin hepsi gerçekleşsin. İnşallah. Yeni proje var mı? Yeniden ekran yeni var mı? Yeni proje, benim istediğim bir proje var. Yeniden böyle bir mutfakta birazcık daha hani televizyonun önünde ben yemek yapmayı istiyorum. Tamam. Sevgili Aslı, yaz alışverişinde çok merak ediyorum. Gittiğinde işte pazara, manava, markete, çantanın olmazsa olmazları neler gıda mühendisi olarak? Ya tabii ki taze meyve sebzeyi bol tüketmemiz lazım. Neden? Çünkü biliyorsun onlar antioksidan açısından çok zengin. Yaz ayları bizim için bol taze meyve tüketmekte fırsat. Ve biliyorsun meyve sebzeleri hep mevsiminde tüketmeyi tercih etmeli. O yüzden yaz ayları oh cennet ne güzel. Evet, meyve, bol bol meyve. Aynen. Hem hafif beslenmiş oluruz. Daha hafif beslenebiliriz. Daha az kalori alabiliriz, daha hareketli olacağımız. Kışın biriktirdiysek vereceğimiz fazla kiloları vereceğimiz güzel fırsat. Bir fırsat bizim için. Tabii ki meyve sebzeler de biliyorsun yoğun antioksidan içeriyor. Ama antioksidanlar neden önemli vücudumuz açısından? Çünkü biliyorsun vücudumuzda sürekli serbest radikaller oluşuyor. Toksinler, oksitlenme sonucu oluşan maddeler, bunlar da işte bizi yaşlandıran, hücreleri hücre yıkımına yol açan ve tabii ki vücuttan düzenli olarak atılmazsa uzun vadede kronik ve yıkıcı hastalıklara yol açan maddeler. Bunları vücuttan uzaklaştıranlarsa antioksidanlar. Oksidasyona karşı olanlar. Evet. Antioksidan ki bunlar nerede var yoğun olarak?
Meyve sebzelerde başka neler var? Zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak gibi meyve sebzeler, aynı zamanda nar, koyu renkli meyveler, yeşil yapraklı sebzeler yoğun antioksidan açısından zengin. Antioksidanı günlük düzenli beslenmemize dahil etmemiz lazım. Ve doğal yollardan almak çok daha tercih ettiğimiz bir şey. Tabii. Neden? Çünkü vücudumuzda oluşan bu serbest radikalleri sadece antioksidanlarla temizleyebiliyoruz. Yani vücuttan uzaklaştırabiliyoruz. Antioksidanları da mesela sağlıklı bir yetişkinin ne kadar alması lazım diye bana çok soru geliyor. Dünya Sağlık Örgütü şöyle tavsiye ediyor. 5-6 tabak ya da porsiyon diyelim. Sebze meyve. Sebze meyve ve 6 ila 11 porsiyon tam tahıl. Hı-hı. Tabii ki bu 70 kiloluk sağlıklı bir yetişkin için. Örnek. Bir gün içinde. Evet. Tabii bu kadar yoğun meyve, sebze ve tam tahıl tüketemeyenlerin de antioksidanca zengin besinleri, zencefil, zerdeçal gibi günlük düzenli beslenmesine dahil etmesi gerekiyor. Şimdi muhtemelen Uğur şöyle düşünüyor. Yani nar dediğinde narı ne yaparsın? Nar ekşisi yaparsın, narlı salata yaparsın. Biz nar deyince hemen polifenoller. Domatesle ne yaparsın? İlk aklına gelen üç şey. Domates kurusu. Evet. Çok güzel olur. Domates salata. Dolması çok güzel olur. Salata, domates dolması. Bizim aklımıza ne geliyor domates deyince? Likopen, beta karoten. Tabii. Soğan deyince senin aklına hangi yemekler geliyor? Lahmacun geliyor. Ha şey. Tamam. Soğan dolması gelir. Güzel yaparım, severim de. Ondan sonra işte hamburgerlerin vesaire içine koyabilmek için karamelize. Bizim aklımıza ne geliyor? Sülfürlü bileşikler, alitli, sülfit, profildi, sülfit maddeleri geliyor. Maşallah. Mesela brokoli deyince aklına ne geliyor? Çok sevmiyorum ya kendilerini. Hiçbir şey gelmiyor. Yeşillik geldi. Bizim aklımıza lutein geliyor. Küçük ağaçlar geliyor. Brokoli deyince. Evet, biz çocuklara öyle anlatıyoruz onu yesinler ben diye. Ben hala annem bana öyle anlatıyor da ben yemiyorum. Ya bu aslında şey ideal üçlü. Gıda mühendisi, beslenme uzmanı ve bir aşçı. Biz bu bilimin ve senin tecrübe ve de el maharetinle işte böyle güzel yemekler çıkıyor aslında ortaya. Tabii. Evet. Sağlıklı. Evet. En doğrusu. Sağlıklı lezzeti birleştiriyoruz. Bu vesileyle ben tekrar senin börek diye baktığın tepsime, cam kaseme bakıyorum bunun içinde neler var diye. Hafif soğudu. Evet, güzel. Kesilebilir artık. Bol protein var bunun içinde demiştim. Kalsiyumumuz var. Riboflavinimiz var. Efendim hem hayvansal hem bitkisel proteinimiz var. Lifimiz var. Tok tutucu özelliği var. İçine koyduğumuz kırmızı biberden dolayı metabolizmayı hızlandıran kapsaisin maddesi var. Karabiber koysaydık yine metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olacaktı. Baharatların gücüne ben çok inanıyorum ve çok seviyorum. Dilimlemeye geçmeden önce favori baharatlarını öğrenmek istiyorum Aslı. Hemen hemen hepsi çok yararlı. Ne önemli baharatta biliyorsun? Doğru üretilmiş olması önemli. Radyasyona maruz kalmamış olması önemli. Saklama koşulları. Doğru ürünü alacağız, doğru şekilde saklayacağız. Çünkü biliyorsun baharattaki en büyük risk bakteriyolojik üreme bozulma riski. Bir de üretim yöntemi dediğim gibi. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece bütün baharatlar çok sağlıklı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum Uğur'cum. Ekranlarda daha çok görelim. Yolun açık olsun. Efendim ben misafirlerimi artık yavaş yavaş böreğimi dilimleyip ikram edeceğim. Evinizde 6 yumurtanız varsa eğer kalmış bir yufkanız olabilir ya da bayat ekmeğiniz olabilir. Ben maydanoz koydum. Ispanak kalmış olabilir. Her türlü yeşillikle olabilir. Hadi siz de mutfağa girin. Benim böreğimi deneyin. Denedikten sonra belki bana yorum ya da mesaj atarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.